Ortak coğrafyayla devam edelim. Önce Azerbaycan'a gideceğiz. Azerbaycan temsilcilerimiz çok özel bir dosya hazırladı bugün. Azerbaycan'da petrol gelirleri son derece önemli ama bu petrol gelirlerine bağımlılığını Azerbaycan bir nebze azaltmak istiyor. Tarım politikalarını öne çıkarıyor. İşte Azerbaycan temsilciliğimiz o konuya ilişkin, Azerbaycan'ın tarım politikalarına ilişkin bir dosya hazırladı. Onu izleyelim. Petrol fiyatlarındaki düşüş Azerbaycan ekonomisini de olumsuz etkiliyor. Azerbaycan, petrol ve doğalgaz gelirine olan bağımlılığını azaltmak amacıyla bir süredir kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, milli ekonomiye ilişkin stratejik yol haritasını 6 Aralık 2016 tarihinde onayladı. Ekonomiyi çeşitlendirmek için harekete geçildi ve petrolden bağımsız bir ekonomik model kurulması için yürütülen çalışmalar 2018'de ilk meyvelerini verdi. Buna göre bu doğrultuda yürütülen çalışmalarda tarım sektörü ön plana çıkıyor. Bu kapsamda devlet tarım geliştirme merkezleri kuruldu. Merkezlerde çiftçilere 68 kalem hizmet sunuluyor. Tarım Bakanlığı'nın faaliyet prensibi, 3 faaliyet prensibi vardır. Bunlardan biri daimi fermerlerin ve kentlilerin yanında olmak, onlara hizmet göstermek. İkincisi düzgün idareçilik, bu good governance deyirler. O üçüncü de muasir innovatif texnologiyaların tətbiqi. Yani daim merkezleri vasitəsilə artık biz fermerlerin problemlerini dinleyeceğiz, onların problemlerinin halinde daha yakından iştirak edeceğiz. Azerbaycan Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre aradan geçen 2 senede tarımda üretim %5'in üzerinde büyüme kaydetti. En çok üretilen ve ihraç edilen ürünler domates, fındık ve hurma. Teşvikler neticesinde tropikal meyveler bile yetiştiriliyor. Ne mandalina ne de portakal. Egzotik meyve dekopon dünyada sadece 4 ülkede yetiştiriliyor. Kore'de, Brezilya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Japonya'da. Azerbaycansa son 10 yılda tarıma yaptığı yatırımlarla dekoponun üreticisi haline geldi ve yılda 80 ton üretimle dünya pazarına ihraç ediyor. Ana vatanı Güney Amerika olan feykoa meyvesinin üretimi de her geçen yıl artıyor. Nemli bölgelerde yetişen bir bitişidir ve çok büyük sahalarda ekilmez. Biz bu ürünün daha geniş alanlarda yetiştirilmesiyle ilgili bazı işler bakanlık olarak görürük ve biz bu işi teşvik ederiz. Teşvik etmemizin de nedeni tabii ki çok faydalı olması. İlk önce organik olması, insan organizmi için çok faydalarının olması ve bir de gelir getirmesi. Çok faydası, maddi geliri çok yüksek olan bir üründür ve özellikle ihracatta biz bunun payını, bu bitkinin payını artırmak istedik. Çok hayırlıdır. Yani onun terkibinde 1 kilogram feykoda 2 miligramdan 10 miligrama kadar yod var. Suda həll olunan yod var. Bu da deniz məhsulları ile eyni seviyededir. Yani bir derecededir. Terkibinde C vitamini həddindən artık çoxdur. Sonra terkibinde olan demir, 93 mineral madde var feyhoğanın tərkibinde. Yani gün ərzində 2 adet feyho yemiş adam özünün gündeli yod tələbatını ödəmiş olur. Azerbaycan ılıman karasal bir iklime sahip. Yüksek kesimlerde kışlar uzun ve sert, ovalarda Gürcistan sınır bölgesi ve güney kesimlerde ise yağışlı geçiyor. Azerbaycan aynı zamanda çay üreticisi bir ülke. Lenkeran, Zagatala, Astara ve Masallı'da en önemli çay üretim merkezleri arasında. Ancak Lenkeran çayı bunlar arasında en meşhur olan çayı olan bölge. Lenkeran çayının kilosu bugün 350 liradan satılıyor. Çünkü tadıyla, kokusuyla, rengiyle Azerbaycanlılar onu çok farklı bir yere koyuyor. Lenkeran'da yetiştirilen çay üst kalite sınıfında değerlendiriliyor. Lenkeran'ın tarihinde hiçbir vakit kimya zavodu, alüminyum zavodu, plastik zavod bu ərazidə olmamışdı. Ona görə də bu ərazidə yetişən hər bir məhsul, təkcə çay deyil, hər bir məhsul ekoloji təbii sayılır. Günəş doğmamış, səhər saat 6-ya qədər bir qadın 400 qram yaş yarpaq yığır. Bundan da 40 qram çay çıxır. Yani ki, bir qadının yığdığı çaydan biz 40 qram çay emal edirik. Aparatda mexanik yox, ələməklə hazırlanır. Ona görə də o çaylar bahalı çaylardır. O bizim premium gold çayımızdır. 20 Eylül 1994'te dünyanın büyük petrol şirketleriyle yapılan anlaşmaların ardından Azerbaycan ekonomisi hızla büyüdü. Petrol sektöründeki büyümeyle artan ihracatta petrol dışı sektörlerin payı her geçen yıl azaldı. Tarım özellikle kırsal alanda yaşayan insanların geçimini sağladıkları temel sektör. Dünyanın hemen her yerinde stratejik öneme sahip milli tarım, milli yarınlar demek oluyor. Azerbaycan'da buna yönelik çalışmalar yapıyor.